Merhaba 2022 tayfa. Söz sanatlarının püf noktaları 459'da bu videomuzda. Evet söz sanatlarında ilk sanatımız mecazı mürsel yani adaktarması anahtar sözcüklerimizi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar benzetme amacı olmadan bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğü kullanmaya ne diyoruz? Mecazı mürsel yani adaktarması diyoruz. Yani burada lafın gelişi var istemeden yapılan bir sanat söz konusu. Arkadaşlar çeşitli ilişkilerle gerçekleşiyor bu sanat. Hemen bakalım örneklerimize. Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal derken bakın hilal bayrağın bir parçası. Ama kastedilen bayrak olduğu için ne oldu? Parça bütün ilişkisi. Türkiye Türkiye'nin hamledir batıyı rahatsız etti derken arkadaşlar Türkiye yer ama kastedilen insanlar batı yön ama kastedilen batı uygarlığı. Şişeyi bir dikişle bitir derken de şişeyi söyleyip ne yaptık içindeki içeceği kastettik. O yüzden mecaz-ı mürsel oldu. Arkadaşlar teşbihte ise nitelikçe zayıf olan varlığın ne olması nitelikçe güçlü olan varlığa benzetilmesidir değil mi? Arkadaşlar burada sadece benzeyen ve kendisiyle benzetilen varsa buna teşbih-i beli veya güzel benzetme de diyoruz bunu da unutmayalım. Sen akşamlar kadar büyülü sıcak rüyalarım kadar sade güzeldin derken sen benzeyen akşamlar ve rüyalar nedir kendisine benzetilen büyülü ve sıcak benzeyenle kendisine benzetilenin ortak yönü kadar da nedir arkadaşlar benzetme edatı. Aşkın mapusane derken aşk benzeyen mapusane kendisine benzetilen ben mahkum derken kendisini ne yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi mahkuma benzetti. Saçların parmaklık gözlerin gardiyan derken de yine teşbihi beliler var. İstihar edeyim ise arkadaşlar sadece kendisine benzetilen veya benzeyenden bir tanesi kullanır. Evet sadece kendisine benzetilen varsa şu örneğimizde olduğu gibi bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor derken güneşlerden kastedilen ne? Askerler değil mi? Askerler benzeyen güneşler kendisine benzetilen sadece güneşler olduğu için ne oldu? Açık istihare oldu. Eğer arkadaşlar sadece benzeyen kullanılırsa o zaman da ne diyoruz? Kapalı istihare ediyoruz. Örneğin her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime derken gözlerin nedir arkadaşlar? Burada ay yerine kullanılmış değil mi? Ama kendisine benzetilen ay verilmediği için sadece gözler olduğu için ne oldu? Kapalı, istiare oldu. Eğer arkadaşlar şiirin tamamı, bütün şiir başka bir varlığı anlatıyorsa Ahmet Haşim'in merdiven veya Faruk Nafi Çamlıbel'in at şiirinde olduğu gibi o zaman da istiare eğritileme diyoruz. Evet teşhiste ise arkadaşlar ŞHS yani şahıslaştırma, kişileştirme insan dışı varlıklara insan özelliği vermek vardır. Örneğin ellerim takılırken rüzgarların saçına dediğimizde rüzgarların saçını yaptık bakın arkadaşlar. Rüzgarları kişileştirdik değil mi? İntakta ise arkadaşlar NTK yani nutuk konuşturma var arkadaşlar. İnsan dışı varlıkları insan gibi konuşturuyoruz. İntak olan yerde unutmuyoruz. Aynı zamanda teşhis ve kapalı istihare de vardır ve intak en çok fabıllarda ya, da masallarda karşımıza çıkar. Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna tenimde bir yara işler gibisin. Bakın ne yaptık arkadaşlar? Dalı konuşturduk. O yüzden intak, teşhis ve kapalı istihare de yerde var. Evet kinaya geldik arkadaşlar. Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Ama kastedilen nedir? Tabii ki mecaz anlamları. Özellikle deyimlerde ve atasözlerinde sıkça karşımıza çıkar. Dadal oğlum der ki belim büküldü. Arkadaşlar burada Dadaloğlu'nun gerçekten beli bükülmüş olabilir, ihtiyarlamış olabilir ya da mecaz anlam ki asıl kastedilen budur artık bir sıkıntıya düşmüş onu ifade ediyor diyebiliriz. Evet tevriyede ise arkadaşlar sözcükler şiirde çift anlamı gelecek şekilde kullanılır. Ama burada yakın anlam söylenirken asıl kastedilen uzak anlamdır. Mesela İstiklal Marşı'ndaki ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bu arada derken ulusun köpek ve kurtların uluması aklımıza geliyor değil mi? Ama burada asıl kastedilen ne? Ulu yani sen yücesin, büyüksün, korkma diyor arkadaşlar. O yüzden burada tevriye sanatı vardır. Hüsnü Talide ise arkadaşlar Hüsn yani bir olayın gerçek nedeni dışında hayali güzel bir nedene bağlanması var. Örneğin sen gülünce güller açar gül pembe dediğimizde. Güller sevgilimiz güldüğü için mi açar? Hayır ama ne yaptık arkadaşlar? Onun gülüşüne bağlayarak hüsnü talih sanatı oluşturduk. Telmihte ise arkadaşlar geçmişte yaşanan bir kıssa bir olayın kahramanlarının isimleri geçer değil mi? Bir şiirde ne yaparız arkadaşlar? O ismi görünce telmih yani geçmişi hatırlat hatırlarız. Örneğin İbrahim içimdeki putları devir derken Asaf Ali Çelebi ne yaptı? İbrahim'le bize İbrahim peygamberin putları devirmesini hatırlattı. Tecavül-i Arif'te ise arkadaşlar görüyorsunuz görüyorsunuz cahül var. Yani cahillik yapıyor gibi görünüyor şair ama aslında her şeyi biliyor arkadaşlar. Bilip de bilmezlikten geliyor. Örneğin şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bir çizgili yüz derken insan yüzün kendine ait olup olmadığını bilmez mi? Bilir. İşte arkadaşlar bilip de bilmezlikten geliyor. İstifamda ise arkadaşlar sadece soru vardır. Yani şair burada ne yapar? Bazı sorular sorar. Cevabını bilip bilmemesi önemli değildir. Örneğin nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim derken ne yapıyor arkadaşlar? Şair soru soruyor.